Siz bu tehlikeli ve zor işi meslek gibi yapıyorsunuz galiba, değil mi? Hobi mi, meslek mi? Bu hobi kısmı aslında. Asıl meseleniz ne? Yani ben mağaracılığı yani hobi olarak ilgileniyorum ama kendi yaptığım işler de çok ilintili olduğu için işte arkeoloji olsun, işte dalış olsun bir şekilde çok interaktif bilimlerle beraber öyle şeyler söyleyeyim. Çıkabiliyor. Mağara dalışıyla deniz dalışının ve göl dalışının farkları nelerdir? Çok farkları var. Demin işte Sinan Hocam'ın gösterdiği o mağaranın 36 metreden girip 14 metre yükselen paten kısmı. Mesela siz açık bir dalış yapsanız istediğiniz zaman suyun üstüne çıkabilirsiniz. Ama burada böyle bir şey yok. Ve ters profil izlendiği için geri de dönerken ters derinliğe indiği için daha fazla dekompresyon ya da vurgun yeme riski de oluşuyor. Yani işte o derinlikte vurgun yeme riski var mı? Var. Orada? Çünkü var. Yani orada metre ve zaman uzadığı için çok uzun süreleri beklemesi gerekiyor. Şimdi merak ettiğim şu şimdi. 36 metreden mağaranın içerisine çıkıyorsunuz ve mağara deniz yüzeyiyle aynı. Hı hı. Dekompresyon kuralları aynı burada da geçerli değil geçerli. Mi? Geçerli. Ya Jacques Cousteau Vaucluse'de vurgun yemiş. Yer, o yüzden orada yani çok sadece mesafe değil burada. Bir yandan da dekompresyonları yaparak o mesafe çıkmak lazım. Geri çıkması o çıkıldığının lazım. Farkına varmak lazım. Bir de geri çıkarken de tam tersi. Profil, aynen. Ya, o zaman daha da süreç uzuyor. Ne kadarlık bir tüp lazım? Kaç saatlik bir dalış? Yani ben size söyleyeyim, bu dalış bir saati çok rahat geçer. Ve o zaman 80'in, 85'li senelerin tüp teknolojisi, yani kapalı devreler o zaman o kadar revaçlı değil ya da çok prototip. Yani çok büyük tüpler kullanmaları gerekir. Herhalde sağa sola yedek tüpler bırakmak lazım. Aynen, yani o tarz backup planlar vesaire olabilir. Ama nispeten çok riskli bir dalış. Ve yani şu açıdan soruyorum, yani mağarayı gördüm, daldım olamaz bu yani şey için. Yani mutlaka açısından bir dalışta problem olur, hava azalması. Onun için de işte güvenlik açısından kapatmışlardı. Ama şimdilerde hani söz buradan geldiği için, mesela Fransa'dan bahsettiniz, 3 kilometreye devam eden su sistemleri var. İşte Massif Central bölgesinde. Ve kapalı devrelerle, yani çok uzun mesafe su altı motosikletleriyle beraber çok uzun süreli 100 metre, 150 metreli yapılan dalışlar var. Yani bunlar artık teknolojik olarak mümkün. O zaman da işte dünyada bu mağara dalış keşifleri çok farklı bir paterne girmiş durumda. Yani çok farklı mağaraları ölçebiliyoruz, keşfedebiliyoruz ya da buralarla ilgili yani çok enteresan bilgiler mağara dalışından önce mesela orayı bir araştırmak gerekmiyor mu? Burasının sonu nereye gidiyor? Dibinde bir uçurum var. Oradan aşağı halda 200 metre derinliğe düştüm falan. Bazıları sistem mağaraları. Direkt suyla giriyorsunuz ve çıkıyorsunuz. Bazıları demin Toroslardan bahsederken işte Taşeli Platosu'nda yani dikey mağaranın içi sifon geçerek de ilerleyebilir. Sonu da sifonlayabilir. Yani sifondan bahsettiğimizde o dibindeki göl kısmı. Yani burayı ilerletmek istiyorsanız dalmanız lazım. Ama oraya dalmak için oraya malzeme indirmeniz lazım. Günler geçirmeniz lazım. Çok sıkı lojistik ve planlama gerekiyor. Yani sifon nedir onu anlatalım. Şimdi evet, mağaranın içinde nehir gidiyor. Aşağı iniyor. Önüne bir engel çıkıyor. Dalıyorsun, oluyor, geçiyorsun, öteki taraftan çıkıyor. Bizim evet, göksu bizim öyledir. Evet, yani bizim Türkiye'deki birçok mağara sifonla bitme durumunda. Ama içime ferahlık geldi. Yani ama şöyle de bir güzel bir durum da ortaya çıkarabiliyor. Mesela bizim 10 senedir devam eden yeni bir mağaramız var. Morca Mağarası, Taşeli Platosu'nun, hatta Peynirlik Önü Mağarası'na da çok yakın bir bölgede. Burada resimleri yok. Onun 1240 metre sifonundan aldığımız bir örnek var. Karides örneği var. Muhtemelen yeni tür olaraktan tanımlanacak, makalesi Karides çıkmış. Karides mağaranın içerisinde. Evet ve popülasyon tatlısı çok fazla. Mi? Beyaz, albino ama yani mikroskop. Gözsüz. Gözsüz. Ve orada milyon senedir hemen oradalar ve ilk defa biz karşılaştık. Yeniyor mu? Yani yemeye çalışan bir arkadaşımız oldu, zor oldu engelledik. Onun macerası çok ayrı, yani örneğin çıkarılması, işte analizi vesaire. Yani sonuçta, nerede bu mağara tam olarak nerede? Taşeli Platosu'nda Çukurpınar ve Peynirlik Önü mağaralarına çok yakın bölgede. Taşeli orta... Kaç metre derinlikte? Eksi 1270 metre. Yani giriş irtifası 2200 metre. 4 derece içerisi, suda 4 derece. 4 derece. Her şey 4 derece, evet. Biz orada Dondu donacak yani. Biz orada 5 ya da 5,5 gün geçirdik. Yani mesela 4 derecelik bir suya daldığınız zaman özel elbiseyle herhalde, kuru elbiseyle dalıyorsunuz. Evet, normali öyle olmak durumunda ama bu lojistikle ilgili, yani aşağı inmesi çıkması günler sürdüğü için öyle her şeyi yanınızda ideal götüremiyorsunuz. Donmadınız mı peki yani? Yani dondum yani tabii ki. Çok kısa süreli dalış. Kaç dakika kalabilir insan 4 derecede ki yani? 10 dakikalık bir dalış oldu çok kısa süreli. 10 dakika bile bayağı iyi yani. Ama bizim amacımız orada bir ön keşifti. Yani bir gidiyor mu gitmiyor mu? Hani patern nedir? Hani su hacmi nedir? Çünkü sonrasında
birçok farklı noktadan farklı derinlikte sifonlar bulduk. Muhtemelen bir water table orada oluşmakta. Ya tabanına ulaştık ama su nereye gidecek? Ya şimdi bu da hidrojeoloji açısından ciddi bir soru. Bizim orada boya moya atarlar suyun nereye gittiğini görmek için. Öyle çalışmaları Beyşehir Gölü'nde yaptılar. Demin bahsettiğim Altın Beşik Mağarası'nda. Yani 7-8 metre uzaklıktan. 1960'lardan biri o Michel Bakalovic vardı. Meşhur evet. Fransız paleolog. O bütün Antalya çevresindeki tepedeki platolardan boya attı. Antalya'da çıktı boyalar. Onun makaleleri vardır. Var, var. Yani o işte mağaraların yani çalışma kısmı yabancılarla da beraber yapılıyor. Türklerin de katkısı var. Bizim ayrı yaptığımız çalışmalar da var. Şimdi burada tabii gördüğümüz deniz mağaraları. Yani Sinan Hoca'nın bahsettiği... Bir mağaraya girerken arkanızda bir ip mip falan bırakıyorsunuz. Bırakılıyor ama yani kara mağaralarında o pek yok. Biz normal ölçüm alıp haritasını yapıyoruz. Yok, ben de su mağaradan bahsediyorum. Su mağarasında var tabii ki. Bir hat çekilmesi gerekiyor. Zaten şanslıysanız görüş var. Yani ve fotoğraflarda güzel, videolarda güzel oluyor ama bizim çoğu da aldığımız yerde görüş sıfır. Yani hiçbir şekilde göremezsiniz mutlaka. Ben Antalya'da öyle bir su altı mağarasına girdim. Yani bir 5 metre falan gidiyorsunuz, sonra bir açıklığa çıkıyorsunuz. Hı-hı. Ben de daldım, karşıdan balıklar bana gelmeye başladı ve balıklar çarptı falan, ödüm patladı. Ben yani, onu soracağım. Şimdi bizim falezlerde de bu Koski'ye benzer mağaralar olabilir olması olabilir lazım. Olabilir abi, tabii. Var, işte tabii. Ben bir tanesi Antalya'ya gidip ama tabii çok kısa bir yer. Hemen dalgasını giriyorsun oraya. Alt kısımlarında var. Yani bir hayır, belki içinde buna benzer şeyler ya, olan da vardır. Voklüç kaynakları yani. Var Sinan. Kesin vardır çünkü aynı yapı. Tabii Voklüç kaynağı var. Yani o kaşta maşta falan. Voklüç kaynağı ne demek? İşte o karst kaynağı. Ha. Şeyden çıkıyor. Nereden çıkıyor? Mağaranın içinden geçip geliyor oraya. Şimdi yani biraz konuyu atlayarak gideceğim ama bu Antalya bölgesi dediğiniz için o yukarıda Karayin ve biliyorsunuz Ökümeni evet. Mağarası var. Yani burası prehistorik mağaralar. Hani o da Akdeniz... İhsan Kılıçkökten rahmetli çalıştıydı oraları. Çok uzun tabakalaşma var yani orada ve önünde o dönemlerde göl olduğunu ben raporlardan okumuştum. Yani bu buzul dönemlerinde ciddi yukarı doğru Kızılin Mağarası var, Şacılar vesaire kalkolitik dönemler. Yani o bir hatsa eğer belki de hani Akdeniz'in yani Antalya bölümünün devamında da belki böylesi bir mağaranın Antalya'nın altı delik deşik. Evet. Antalya ama o traverten. Yani hı-hı. Antalya traverten taraçaları üzerine oturtulmuştur. Hı-hı. Altında bir sürü mağara var tabii. Biz Antalya'nın kanalizasyonu oraya basılıyor. Evet, evet. Tabii. Yani bizim işte bu fotoğraflarda gördüğünüz bizim Ali Ethem Keskin arkadaşımız. Bu görünen güneş ışığı mı, gün ışığı mı yoksa? Gün ışığı. Bunlar deniz mağaraları ama eskinin fosil mağaraları. Yani suyu... Aslında bunlar su üstündeymiş evet. 15 bin yıl önce. Yani bunların metreleri aşağı yukarı en derini 40 metrelerde. Çok daha derinde olanları var. Onları konuş... Fakat arkadaşım dedik. Bir dakika. Bu zamanında açıktaymış. Evet, bu Gilindire Mağarası. Bunun formasyonu çok farklı. Bu aslında karanın içinde. Ama seviye olaraktan deniz seviyesinde. Yani arasında... Ama hayır şimdi bak. Burada su görülüyor. Su, deniz suyu bu... Tatlı su. Fakat bu tatlı su da sonradan gelmiş buraya. Tabii. Ya bu mağara oluşurken bu su yok. Yok. Ha bak, bu yağmur suyu, bilmiş yağmur perdeler suyu. Perdeler falan suyun içinde oluşmaz. Fakat muazzam bir berraklık oluyor mağara sularında. Evet. Yani o işte İn Suyu Mağarası'nda da dalış yapıldı. Orada da su çekildikçe yeni paten ya da galeri çıkıyor. Yani haritası değişiyor ve Türkiye'nin de şu anda en uzun ikinci mağarası. Peki Türkiye'de kaç su altı mağarası var böyle bilinen dalış yapılan? Yani şimdi rakam söylemem biraz zor olur ama yani 30-40 tane olduğunu şu an biliyoruz. Şundan dolayı biraz çok açıkta bunlar dolaşmıyor. Bunlar içinde foklar yaşıyor. Bu Akdeniz Fok Koruma Programı'nda olduğu için de çoğunun yeri lokasyon olaraktan belirtilmiyor. Bu gördüğünüz... Bu mağaralarda foklar mı yaşıyor? Evet, bazılarında çoğunlukla yaşıyor. Bunlar da dalış yapılan mağaralar. Turistik amaçlı dalış yapılabilen mağaralar. Ama bildiğimiz ufak girişleri çok ufak olup hani dalış yaptırılmayan ve söylenmeyen de çok sayıda mağarada var. Peki siz bunlara dalma hakkına sahip misiniz? Yok yani biz özel izinle bunları proje bazlı yapabiliyoruz. Çünkü zaten mağara dalış kendi başına ayrı bir dal olduğu için yani çok da rekreasyonel dalış limitlerinde değil. Ama bazı mağaralar kovuk tadında olabilir yani çıkışını görebildiğimiz mağaralarsa hani onlara dalışlar yapılıyor. En son Hatay Samandağ'da bir sınıra çok yakın bölgede deniz mağarası var. Girişi 15 metrede devam ediyor. Muhtemelen içinde volkanik formasyonlar da var. Bu Üç Ağız Mağarası var da yine prehistorik Samandağ bölgesinde. Oraya da çok yakın özellikle. Peki nereden aklınıza gelsin mağaraya dalmak?
Ya normal ben, insana piyakada gelmez böyle şeyler. Ben gideyim mağaraya. Doğal olarak süreç sizi oraya getiriyor. Yani ben hem... Siz mağaracılıkla başladınız, mağara dalışına geçtiniz herhalde. Yani dalışla başladım, mağaracı oldum, mağara dalışına geçtim. Öyle devam ediyor. Ya bu bir süreç yani işin içine burnunuzu sokmuşlar. Fakat bu yaygın yapılan bir şey. Tabii tabii ama Türkiye'de yani, çok yaygın değil yani o kadar. Hayır. Yani Türkiye'de biraz... araştırma yaygın değil maalesef. Yani dünyada da aslında. Ama gelişiyor. Gelişiyor. Yapanlar yani çok uzun süre emek vermesi lazım. Çok tecrübeye dayalı bir şey bu. Yani eğitimle de bir yere kadar şey yapabilirsiniz. Hani yol alabilirsiniz. Onun için de hani güvenlik tabii çok önemli. Riskli de tabii ki. Ama dediğim gibi yani bu süreçler çok uzun süreli süreçler. Öyle, hadi ben girdim bir günde ölçtüm. Işte, yani ben yarın size mağaraya gidip hadi dağılalım şuraya yok yani. Yok kimle dağıldığınız da çok önemli. İşte yabancılar da birbirini bilir biz onları biliriz. Onlar gelir biz gideriz. Yani böyle bir kapalı bir çevre gibi düşünün. Yani böyle ezoterik bir kulüp gibi değil ama hani ya biliyor insanlar. Tecrübeli insanlar çevresi. Tabii mesela ben yurt dışında da bir takım mağaralara gitmiştim. Bu Kurubera mağarasını bilirsiniz en derin mağarası dünyanın Abazya'da. Orada mesela 3 tane sifon geçiyor. O kaç metre orası? Oranın derinliği eksi 2200. 2200 metre giriş, aşağı evet, giriş irtibası da 2200. Neredeyse mağaranın... Deniz seviyesi diyorsunuz. Deniz seviyesi ama mağaranın son 50 metresi dalıştan geliyor. Ha. Yani son 50'sini dalaraktan Gennady Samokin o sonuca ulaştı. Birikmiş yağmur suyu mu? Tatlı su tabii ki. Ya 3 metre bir şey kaldı eğer ölçümlerde hata yoksa. Hatta onu Amerikalılar da bir Karadeniz'de bir proje devam ettirdiler. Tatlı su çıkışlarını araştırıyorlardı. Bilmiyorsam savaş çıkınca onu Türkiye'ye alma durumu falan olacak. Ya böylesi süreçler de var. Hani bakanları inceleyenler, yani hidrojeoloji açısından ayrı bir bölüm olarak da mağara dalışı kullanılıyor. Yani o, bir şekilde o jeologlar zaten ya mağara dalgıcı oluyor ya da jeolog oluyor. Peki mesela bu büyük yeraltı gölleri vardır Cahil Hocam. O göller böyle bir mağara oluşumunun sonucunda oluşuyor. Tabii. Başka türlü nasıl yapacaksın? Ya büyük büyük boşluk açmak mağara. Mağara. Mesela bizim son dönem çok enteresan çalıştığımız mağara var. Beyşehir Gölü'nde, Pınarlı'da diye. Adanın içinde bir mağara, fosil mağara. Beyşehir Gölü yükselirken su altı mağarasına dönmüş. Ve içi, yani derinlikte çok fazla değil 10 metre ama mesela üstten aldığımız su örneği göl suyu, alttan aldığımız su tabandan gelen su Serdar Hoca'ya gönderdik Bayeri'ye onu analiz etti ve onu söyledi. Yani yukarıdaki su ayrı su aşağıdaki kaynak suyu alttan gelen üstteki çok yağmur suyu. Çok daha berrak aşağısı ve bazı bölümleri hiç dokunulmamış sert zemin yani oralara girmedik. Hani ileride belki oradan işte söylediğiniz karot vesaire alınabilirse. Kaya dibi yani. Ya kaya mı değil mi bilmiyoruz. Yani hiç dokunmadık. Çünkü in situ yani intact bir yer. Yani oraya girmemeniz lazım. Ya yani bilimsel bir veri açısından önemli bir bölge olabilir diye düşündük. Zaten bir kere gittik çalıştık. Yani öyle rezerve bir alan. Peki mesela bu yeraltı göllerinin derinlikleri ne kadar oluyor mağara içerisinde? 100 metre, 150 metre derinlikte su oluyor mu? Yani bildiğim kadarıyla o kadar yok ama uzunlukları var. Yani yayılımları da çok girift değişken. Mamut mağarasında nehir var ya. Tabii. Yani mesela demin o kanatölerden şeyden bahsettiniz. Orada 30 sene devam eden mağara var. 250 kilometre su altı. Ya ama her yeri birbirine bağlı. Her sene bir taraftan bir yerlerini bağlıyorlar. Florida'nın altı peynir gibi. Evet. Yani çok büyük sistemler bunlar. Bir de onlar tatlı su mağaraları. Yani ve sıcak su. Hani nispeten çalışması rahat. Yani 20 derecede, 22 derecede çalışıyorsunuz. O kanateler nerede diziliyor böyle biliyor musun? Nerede? Çiksulup kraterinin etrafında. Evet. Bir alakası var mı acaba? O tabii. Çünkü çarptığı zaman kireç taşlarını kaldırıyor. O kireç taşlarının üzerinde. Orası böyle çapacak var. Mesela Celal Hocam Hırvatistan'dan bahsetti. Mesela Bosna Hersek'te Mostar'da, herkes işte Mostar Köprüsü'nü falan bilir. Çok büyük su altı mağara sistemleri var. Ve orada bir dalış merkezi var. Buralara dalış da yaptırıyor. Ben de gidip dağılmıştım 3-4 tanesine. Ya bir kilometre giden, derine inen. Mesela Makedonya'da Matka Virelo kanyonu vardır. Onun içinde mağara 300 metre derinliğe gidiyor ve hala daha şeyini bulamadılar. Dibini bulamadılar. Daha da gidiyor yani. Tabii mesela Çek Cumhuriyeti'nde Avrupa'nın en derin mağarasını ölçtüler 400 metre. Şimdi ismi aklımda değil ama ya 300 metreye dalan dalgıç 300 metreden aşağıya drone gönderdi. O drone'la ölçümü aldılar.